Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta kobe, özel yayınımızda sizlerleyiz ve çok değerli konuğumda bugün bizlerle efendim. Kendisi Mitra Solution Çözüm Ortakları Merkezimizin kurucusu Nurcan Çelik bizlerle. Dilerseniz Nurcan'ım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız Nurcan Hanım? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler diye sizleri tanımak ve tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Ben gıda mühendisiyim. Trakya Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünden mezun oldum. Uzun yıllar iş hayatında çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurmaya karar verdim ve tecrübelerimi danışmanlık olarak firmalara aktarmaya karar verdim. Mitra Solution'ın kurucusuyum. Hı, hı. Çok uzun yıllar denetim ve danışmanlık sektöründe çalıştım. Uluslararası belgelendirme kuruluşlarında denetçi olarak çalıştım. Şimdi ise firmalarda kalite danışmanlığı ve yönetim danışmanlığı konusunda hizmet, hizmet vermekteyiz. Peki biraz da öyleyse firmanızdan bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz? Evet Mitra Solution'da kalite danışmanlığı, yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Yönetim danışmanlığı Turku için özellikle süreçleri hazırlıyoruz. Turku de demişken nedir? Turku Aleti, Türkiye'de Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bir teşvik programı. Uzun dönemli bir teşvik programı. Beş yıl süren bir teşvik programı. Eğer bu programa girerse firma, beş yıl boyunca, çok ciddi kalemlerden teşvikler alabiliyor. Faydalanabiliyor. Evet, faydalanabiliyor. Turkuanit'in önemi nedir öyleyse? Turkuanit'i firmalar bu kapsama girdiği zaman bu teşvikten faydalanabilme durumuna girdiği zaman firmalara çıta atlatabilen segment atlatabilen orta seviyeden hatta üst segmentlere çıkartabilen bir teşvik programı başarılı olan, ihracat yapan firmalara devletin verdiği bir teşvik programı. Yani sınıfın başarılı çocuğuna verilen bir madalya diyelim. Oh, ne kadar güzel. Evet. Kimler öyleyse de Turkuelite'den ve özelliklerinden faydalanabiliyor? Dediğim gibi sınıfın başarılı çocukları. Bunlar yani devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde. Ee, ihracat konusunda başarı göstermiş ve başarı göstermek isteyen, daha çok atılım yapmak isteyen ama e, kaynak yetersizliği çeken firmalara e, veriliyor bu destekler. Kurumsallaşmaya çalışan, kurumsallaşmış e, firmalara verilen bir destek bu. Harika. Öyleyse firmanızda da e, ekip özellikleri nelerdir dersek? Evet, e, Türk Quality'de yönetim danışmanlığı yapabilmek için ekipin e, çok ciddi bir tecrübesi olması gerekiyor ee, ekibimizde herkes süreç içerisinde departman departman ayrılıyor ve e, her departmanın farklı tecrübelerdeki kişiler yönetiyor hı hı. E, en az 15 yıllık tecrübeli olmasını istiyoruz her e, departmanı yönetecek e, danışman arkadaşımızın e, burada çok uzun yıllar tecrübe e, gerekiyor ekibimizdeki arkadaşlarında Hı hı. Peki sizce sizin farkınız nedir desek? Diğer firmalara vermiş olduğunuz e, seçenekler, özellikler neden sizi tercih etsinler kısacası? Evet, bizi tercih etsinler çünkü biz sonuca, kesin sonuca e, odaklıyoruz. Sonuçta e, bu teşvik programına girmek e, ve e, kesin e, başarıyı e, vaat ediyoruz. Hı hı. Ee, ve artı bu başarıya giderken bu yolda da çok uzun yıllar tecrübe sahibi olan kişilerin e, daha önce yaptığı yanlışların e, onların engellenmesini sağlıyoruz onların işletme körlüğünden dolayı göremediği yanlışların e, bir daha olmasını engelliyoruz ve ciddi e, kayıpları engellemiş oluyoruz ve ciddi segment atlatıyoruz firmayı yönetsel açıdan hı hı. E, firma üst segmentlere yükseliyor Yaşanabilecek olası tekrarların önüne geçmiş olabiliyorsunuz. Olası tekrarlar ve artı e, yenilikleri de e, gösteriyoruz firmaya. Hı hı. E, çeşitli dönüşümler, dijital dönüşümleri. Çünkü firmalar işlerini boğuluyorlar ve yeniliklerin farkına varamıyorlar bazen. E, bu yenilikler, onları yükseltebileceği gibi e, çok daha farklı e, konumlara getirebileceğini göremediklerini. Biz gösterebiliyoruz tecrübelerimizde Nerede ne yapılacaklarını sizler aslında doğru zamanda, doğru şartlarda evet. göstermiş oluyorsunuz. Evet. Marka yönetimi çok önemli bir konu. Türkiye'de çok değer verilmeyen ama değer verildiğinde de sonucu çok ciddi sonuçlar alınabilen bir konu. Her şey bir marka aslında. Hepimiz birer markayız bugün. İsimle birer şahıs olarak da birer markayız. Eşyalar, her şey birer marka sonuçta. Hı hı. E, bu markalara ne kadar yatırım yapılırsa gelecekte o kadar da e, bize geri dönüş olacaktır. Hı hı. Bunların e, yolunu, yöntemini e, firmalarımıza gösteriyoruz. Bilen kişilere danışmak gerekir ki sonrasındaki kazançlar bir o kadar aslında etkili ve büyük etkili olur, kalıcı olur. Evet, her konuda bilen muhakkak vardır. O yüzden bir bilene danışmak, danışmak gerekir. Kesinlikle öyle ki uzun yılların bir birikimi emeği var. Bu evet. süreçte de elbette ki bilgiler artıyor. O bilgileri de firmaların doğrultusunda eğer ki danışırlarsa zaten faydalı bir süreç başlamış olacak. olacak. Bu süreç uzun bir süreç midir peki? Bu süreç firmasına göre değişiyor tabii. Ee, bir yıl maksimum bir yılı sürüyor eğer firmada e, yeterli değilse. Önce firmamızda bir check-up yapıyoruz. Yani baştan aşağı yönetimden tutun sevkiyata kadar en alt birime kadar biz bunları irdeliyoruz. Bir check-up yapıyoruz. İş planı çıkartıyoruz. Strateji planı diyoruz biz buna. Her birimde strateji planlarıyla iş planları oluşturuluyor. Ve bu planlara göre de ilerleme e, kat ediyoruz. Tabi firmanın yapısına göre bu uzayabiliyor da kısalabiliyor da bu süreç. Biraz ekibin e, isteğine. Ekibin isteğine, yönetimin isteğine özellikle e, firmanın çalışma e, disiplinine, disiplinine. Hı hı. E, ve firmada var olan yönetim e, şekline göre Değişebiliyor bu kriterler tabii ki. Değişime gelişime açık olmak gerekiyor. Gerekiyor işte, kesinlikle. kesinlikle zaten e, başarının e, yarısı değişim arge. Argesiz başarı kesinlikle kazanılmıyor. Firmalar size geldi bu bilgiler doğrultusunda çizelge oluşturuldu. Dediğiniz gibi o check-up'tan geçildi. E, sizin ışığınızda bu bilgiler öğrenildikten sonra kademeli bir şekilde artış Göründü, karşılıklı konuştunuz. Bu süreç hep devam etmeli mi sizce? Yani biz öğrendik sizden, biz tamam bundan sonrasında da devam edebiliriz mi? Yoksa her daim sizlerin bilgileriniz ışığında ilerlemek gerekir mi? Tabii bunu söylemek biraz zor. Firmadan firmaya değişen bir konu bu. Firma gelişimini neredeyse tamamlamak üzere ya da gelişmiş bir firmaysa bunu söylememize gerek yok. Ama firma e, henüz daha yeni başlamışsa gelişimini, e, başlangıçta bunu devam ettirmesinde fayda var demeliyiz onlar hı hı. için. Öyleyse firmalar aslında en başında da, ilerleyen zamanlarda da sizlere her zaman danışabilirler. Danışmanlık çok uzun bir Evet, her yok. zaman gerekli. Ben hı hı. de kendi işimde hatta e, yaparken bilmediğimiz konularda danışmanlık hizmeti biz de alıyoruz aynı hı. şekilde. Daha hızlı sonucu geçmek için. Hı hı. Önemli şartlar artık günümüzde hele ki teknoloji ilerlemesiyle birçok evet. güzellikler de sunuluyor. Bu anlamda sizlerin tecrübeleriyle elbette katkılar çok büyük olacaktır. E, çok firmalar var. Herkes en iyi olayım, e, aranılan isim olayım diyorlar ama e, bunun anlamda da sizlere danışıp beraber ilerlemek gerekiyor. Evet. Hız çok önemli. Başarının bir yarısı da hız e, şu an. Her şey çok hızlı ilerliyor. Bilen firmalar, tecrübeli firmalar zaten o tecrübeyi elde etmiş ve hızını da almış. Sen onun hızına yetişmen için aynı şekilde bekleyip işte o bilgiyi öğrenmek gibi bir lüksün yok. Yani lüksümüz yok maalesef. O hıza yetişmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteklerde işte danışman kişiler en kolayı diyebiliriz Peki tecrübeleriniz ışığında en son neler söylemek istersiniz firmalara, danışmanlık almaya isteyen kişilere. Danışmanlık almak isteyen kişileri öncelikle iyi seçmek gerekiyor. Her konuda bence firmalar danışmanlık alarak yükseltir firmalarını. Bugün Türkiye'nin en iyi firmalarına baktığımızda sabancılar, koçlar hep danışmanlıklarla büyümüşlerdir. E, ama danışmanlarını çok iyi seçmişlerdir. E, o yüzden danışmanlarını çok iyi seçerek e, iyileri, kötüleri ayırt, ayırt etmek olur. gerekir. Hı -hı. E, bunlar da e, zaten e, araştırma yaptığınızda ortaya çıkabiliyor. Öyleyse sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere web sitemizden ulaşabilirler ve e, bu programın altında herhalde e, iletişim bilgilerimiz olacak. Hı -hı. Onlardan ulaşabilirler. Yeter ki değişime gelişime açık olalım. E, Hı -hı. Bu sektörde ben de varım diyelim ve aslında adımızı bayrağımızı her daim dalgandırmak adına kalacılığımız açısından da sizlerin kapısını çalalım. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Çok mersi. Evet. Çok değerli konumuz efendim. Mitrosoleşin Çözüm Merkezi'nin kurucusu Nurcan Çelik bugün Postokop Özel yayınımızda ya da bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.